Merhaba arkadaşlar. Bir TYT soru çözüm videoma daha hoş geldiniz. Bugün ikinci deneme sınavımızı çözeceğiz ve hiç vakit geçirmeden hızla sorularıma başlıyorum. Bu parçadan obezite ile ilgili olarak e, sollardan sorulardan hangisine cevap anlamaz diye sorulmuş. Önce metnimizde bir bakıyoruz. Obezite vücutta fazla miktarda yağ birikmesi sonucu ortaya çıkan ve mutlaka tedavi edilmesi gereken bir hastalıktır. Bu hastalık besinlerle alınan enerji miktarının metabolizma ve fiziksel aktivite ile tüketilen enerji miktarının açtığı durumlarda ortaya çıkar. O insan yaşamını kısaltan, yaşam kalitesini ve beraberinde kalp ve damar sistemini olumsuz etkileyen ve birçok önemli rahatsızlığa daha zemin hazırlayan tedavisi mümkün bir hastalıktır. O için en yaygın olarak kullanılan ölçüm vücut kütle endeksi ve bel ağrısı ölçümüdür. Vücut kitle endeksi, vücut ağırlığının boyun karesine bölünmesiyle hesaplanır. Bu değer yaş ve cinsiyetten bağımsızdır. Ülkemizde kadınların %20,9'unun obez olduğu görünmektedir. Erkeklerde ise bu oran %13,7'dir. Toplamda Türkiye'de obezite oranı %17'dir denmiş. Şimdi burada e, tanımı ve özellikleri nedir diye sorulmuş. Burada zaten ilk cümle e, bunun bir tanımın niteliğinde. E, bunun dışında Nasıl tedavi edilebilir diye sorulmuş. Bunun cevabını göremiyoruz arkadaşlar. Hangi yaş aralıklarda kişilerde görünmektedir? Kadın veya erkek cinsiyet oranı var ama burada yaşlara e, göre bir dağılım söylenmemiş. E, nasıl oluşmaktadır diyor arkadaşlar. Burada nasıl ortaya çıktığı mesela burada ortaya çıkar demiş gördüğümüz gibi bunu eleyebiliriz. Sonra ülkemizde nasıl bir görünme seyri e, izlemektedir diyor ülkemizde kadınların erkeklerin oranı vesaire demiş Bu da söylenmiş yani burada e, cevap alamadığımız veya soru e, olarak Metin alakası olmayan yer C şıkkıdır arkadaşlar soru iki e, bir sıralama sorusu var cümleler anlamlı ve kurallı ve bütün oluşturmak istendiğinde hangisi baştan dördüncü olur denmiş arkadaşlar burada İlk ee, ilk cümleyi bulmamız gerekiyor. Normalde bağlayıcı ögeleri atmak gerekir arkadaşlar. Mesela ancak gider, kısaca gider, üstelik falan gider. Burada ben bir alıyorum birinci cümle. Uzmanlar özellikle iki insan konuşurken aralarına yaklaşık bir kol uzunluğunda mesafe bıraktığını hatırlatıyorlar. Bir. Ee, kısaca tuhaf, tuhaflık diyebileceğimiz bu durumun uzmanlara göre farklı bir nedeni var. Burası arkadaşlar 2 üstelik fiziksel olarak bu kadar yakın olmanın bir başka etkisi olarak bir başkasını rahatsız edelim korkusuyla daha da tedirgin olmaya başlıyoruz. 3. Ancak asansördeki mesafe bundan çok daha az olduğu için insanlar kendilerini garip, doğal olmayan bir durumda durumun içinde hissediyorlar. 4. Asansörün içinde bir başkası varken pek çoğumuz endişe, gerginlik, korku gibi duyguları barındıran bir atmosfer içinde buluyoruz da ondan gibi demek istiyor arkadaşlar yani burada e, burası da 5 olur e, burada baştan dördüncü olanı sormuşlar arkadaşlar bize baştan dördüncü olan yerde neresi arkadaşlar 5 e, numara yani Edirne olur soruyuz e, parçada boş e, altı çizili sözü anlamca karşılayabilecek bir kullanım hangisinde vardır demiş Böyle sorulardan metin çok uzunsa e, hepsini okumadan ön, öncelikle şunu deneyebiliriz. Son e, ifadenin bulunduğu cümleyi veya bir önceki cümleyle birlikte okuyabiliriz. Burada ne diyor? Öbür hanların ve hamamların hepsinin zayi olmaması yani kaybolmamasını ve bu asil binalardaki tahribatın pahalı veya ucuz bir tamirle telafi edilebilecek dereceyi aşmamış olmasını temenni edelim Bunun cevabı arkadaşlar... A şıkkında geçiyor. Şöyle ki kardeşim hastalığı döneminde kaybettiği zamanın yerini doldurmak yani kaybettiği zamanı telafi etmek istiyor. Atak ve sabırsız görünüyordu. Yani burada telafi etmek ve yerini doldurmak birbirine yakın arkadaşlar. Birbirine yerine kullanılabilecek ifadedir. Dolayısıyla cevap Adana olur. Soru 4. Düşünce akışı bozan cümle sorulmuş arkadaşlar. Hemen bakalım. Okullar artık televizyon ve siber dünyanın tusağı haline getirmiş çocuklarla dolu. Bu yüzden çocuklarda diyor bakın bağlayarak devam edelim. Bu yüzden çocuklarda öğrenme güçlüğü veya dikkat eksikliği gibi sorunlar günümüzde çok daha fazla teşhis ediliyor. Dolayısıyla diyor yine bağlıyor ederseniz çocukları okullarda bedensel ve ruhsal olarak tutmak eskisinden daha zor. Birçoğu diyor yine çocuklardan bahsediyor. Televizyon ve internetin etkisiyle hıza ve eğlenceye alıştırılıyor. İmgelerin hızla değiştiği, egoların şiştiği, şiddetin sıradanlaştığı, dilin giderek daraldığı bir medya ortamı içindeler diyor yine çocuklardan. Sonra altıya geldiğimde modern dünyada başarının her şeyi meşrulaştıran bir işlevi olduğu açık diyor. Bu başka bir konuya geçti gibi. Sonra 7'ye dikkat edelim. Bu yüzden çocuklar diyor. Zaten çocukların internete vesaire bağımlılığından bahsediliyordu. 7'de e, yine zaten bundan bahsediyor. O zaman 6 burada düşüncenin akışını bozan cümle olur. Yani cevap Edirne arkadaşlar. Soru 5 e, Bu diyaloglarda boş bırakılan yerleri hangisi sırasıyla getirilmelidir? E, demiş arkadaşlar. Şimdi ben e, bu tip boşluk doldurmalarda birden çok boşluk olan yerlerde hep şunu savunuyorum arkadaşlar. Şimdi Genelde e, ilk cümlelerle e, hareket eden buradaki ilk cümleyi ve soruyu birleştirmeye çalıştığımızı biliyor olsalar gerek. E, i̇lk ilk da alternatif daha fazladır. Yani uyan şık daha fazladır. Onun için ikinci metinden ve ikinci sorudan başlayalım arkadaşlar. Şimdi burada önce konuyu bir değerlendirelim. Diyor ki bilimin güzel tarafı şudur. Düşündüğünüzü yapıyorsunuz. Kimse size bir şey dikte etmiyor. Son dönemde TÜBİTAK'ın yanı sıra gerek Kalkınma Ajansı gerek Avrupa Fonları Türkiye'de bilimi daha iyi seviyelere getirdi. Maddi anlamda büyük bir sıkıntı olmasa da uzmanlık alanım olan moleküler biyolojide çalışmanın en büyük sıkıntısı kullandığımız malzemelerin size geliş süreci demiş arkadaşlar. Şimdi burada ikincilere bakalım. Yani şu metin hangi sorunun cevabıdır? Birine uğraşmanın kişiyi özgür düşünceli kıldığını söylemek Doğru bir yaklaşım mı? Hayır. Aşağıda malzeme yetersizliği falan filan dedi. Alakasız. 2'ye B'ye geldim. 2'ye baktım oradan hemen. Moleküler biyoloji alanında ülkemizde yeterli bir birikim olduğunu düşünüyor musunuz? Burada teknoloji e, sıkıntısı malzeme yetersizliğinden bahsediyor ama e, burada birikim yetersizliğinden bahsedilmiyor arkadaşlar. 3'e geldim. Ülkemizde bilim alanında çalışmanın bazı zorlukları var mı? Diyor. E, Şimdi burada baktığımız zaman bilimin güzel tarafı şudur. Ee, düşündüğünüzü yapıyorsunuz. Kimse size bir şey dikte etmiyor. Yani zor, e, bilim alanda çalışmanın bazı zorlukları var mı diyor. Son dönemde TÜBİTAK vesaire birçok alan desteğiyle bu iş gelişti diyor. E, maddi anlamda büyük bir sıkıntı olmasa da diyor zaten zorlukları var mı diye sormuştu dikkat ederseniz. Maddi anlamda büyük bir sıkıntı olmasa da işte bir takım e, malzeme yetersizliği vesaire gibi sıkıntılar var diyor. Yani burada arkadaşlar bunun cevabı C'dir. Diğer şıklara bakmanıza gerek yok. Ya da ben vakit kaybetmek istemediğim için arkadaşlar direkt C diyorum. Zaten... Gerek e, ilk soruyu ve metni okusanız, gerek diğer şıklara baksanız cevabın C çıkacağı arkadaşlar. şıkkı. Ama genelde burada eğer e, soruyu ve metni birleştirerek çözüyorsanız, böyle deney deneyerek çözüyorsanız hiç olmazsa 2'den başlayın. Genelde buradan sorunun cevabı daha rahat ve daha çabuk çıkar diye düşünüyorum arkadaşlar. Soru 6. Bu iki cümle de ifade edilenlerin anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali Hangisidir denmiş arkadaşlar. Burada e, iki cümleyi e, anlamca bozmadan birleştirmemiz arkadaşlar bizden isteniyor. Burada manyetik rezonans görüntüleme e, büyük mıknatıslarla oluşturulan güçlü manyetik alan içinde radyo dalgalarını kullanan bir röntgen cihazıdır. E, bu cihaz sağlıklı anatomi yapıları bir problemi olan diğer yapılardan net olarak ayırt ve teşhis etmek için kullanılır. Arkadaşlar burada e, C şıkkına bakmanızı istiyorum. Yani hepsinde mutlaka bir yerlerde eksiklik var ama C de diyor ki MR sağlıklı ve hastalıklı dokular arasında farklılıkları saptamaya ve tanımlamaya yarayan bu arkadaşlar burada geçiyor. Mıknatıs yardımıyla oluşturulan diyor. E, elektromanyetik alanda radyo dalgalarının da kullanılmasıyla işletilen görüntüleme makinesi, röntgen cihazı makine arkadaşlar. Yani burada e, bunun karşılığı net bir şekilde arkadaşlar Ceyhan olur. Diğer şıklarda eksik bırakılan yerler var. Soru 7 arkadaşlar. E, burada hem yapım hem çekim eki alan sözcük sorulmuş. Sat, burada kelimenin sonlarına dikkat edin arkadaşlar. Mesela şöyle likle bitiyor. Yani bu bir yapım ekidir. Çekimekleri zaten yapmak İnan sonra gelir arkadaşlar birkaç istisna onun için bununla ilgilenmeyin mesela ikiye geldiğinizde anen hiç alakası yok çekim eki değildir ee, Mesela 3'e geldiğimiz zaman ise değişmek değişim yapmak almışlar e çoğul artı gün ama var yani burada 3 kesin olacak sonra dörde gelelim çekim eki var ama vitamin kök yapmak yok bunu e e atıyoruz dengeli derken e, direkt yapmak var çekim eki yok. Burada cevabımız yalnız 3 olacak arkadaşlar. Çünkü e, tek sadece yapım ve çekim alan kelime olmuş. Soru 8. E, Einstein ile ilgili hangisine ulaşılamaz denmiş arkadaşlar burada. Hızlıca bir metni okuyorum. Küçükken zeka sorunu olduğu düşünülürken atomu keşfedip parçalayarak herkesi şaşırtan Einstein zamanının zamanında güçlü ve zayıf kuvvetlerin henüz keşfedilmemişti. Einstein iki farklı kuvvetin varlığını kütle çekimiyle elektromanyetizma oldukça sorunlu bulmuştu. Bu yüzden onun teorileri sert tartışmalara yol açıyordu. Bu yüzden de bu iki kuvvetin aslında tek büyük temel ilkenin görünümü olduğunu göstere, göstereceğini umduğu bileşik bir alan kuramı arayışına girdi. Ona bu sonuçsuz arayışı 30 yıl sürecekti. Sonuçsuz diyor. E, Don Quixote'un kine benzeyen bu arayış Einstein'ın ona ana akım fizikten ve bilim insanlarından ayırdı. 40'lı yılların başında bir dostuna aslına bakarsan çorap giymemekle tanınan özel bazı durumlarda ilginç bir vaka olarak sergilenen yalnız bir ihtiyar olup çıktım diyecekti. Sanılan aksine Nobel Edebiyat Ödünü izafiyet teorisiyle değil fotoelektrik etkisi almıştır diyor. Ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Zamanın çok ilerisini görebilen bir bilim adamı. Burada yaptığı bilimsel çalışmaları, hangi aşamalardan geçtiği, hangisini başarıp başaramadığı vesaire anlatılıyor. Ama onun dünya görüşüyle alakalı, ileriyi görebilme ile alakalı bir bilgiden arkadaşlar bahsedilmiyor. Cevap net bir şekilde burada Adana'dır. Diğerlerine bakarsak düşünceleriyle çağdaş bilim insanlarına farklı bir tavır sergilemiş arkadaşlar. Ayırdığını söylemişti burada. İddiasını ispatlamak için uzun yıllar çalışsa da sonuç alamamış. Sonuçsuz arayış 30 yıl beklemişti. Hakkında edilmiş yanlış bilgiler var diyor ki bunu kendisi burada itiraf ediyor arkadaşlar. Ee, yaşamın ya da şöyle şu Nobel Edebiyat Ödülünün hangi nedenle aldığı yanlış biliniyormuş arkadaşlar. Oradan gidebilir. Yaşamının son dönemlerinde fikirlerinden çok dış görünüşüyle ilgilenmişti diyor. Bunu zaten kendisi söylemiş arkadaşlar. Dolayısıyla A net bir şekilde cevap oldu. Soru 9. Ee, arkadaşlar burada öge sayısı aynıdır demiş arkadaşlar. Burada hemen bakalım. Ok, öge sayısı diyor. Ögelerin çeşidi önemli değil arkadaşlar. Okuduğunuz metin Fransız yazar La Fontaine'e ait bir fabıldır. Yani özne yüklem arkadaşlar. Burası 2. Iki. 2'ye ee, geldim. Ezop masallarını yeniden kaleme alıp mazlumlaştırarak yetişkinlerin dünyasına kazandıran e, La Fontaine buraya kadar özne yazdığı fabl eserleriyle tanınmıştır diyor. Yazdığı fabl eserleriyle tanınmıştır. Ee, burası ne oluyor arkadaşlar? 3 tane öge var mesela burada. 3'e geldim. La Fontaine, ee, La Fontaine, yazdığı fabıllarda hayvanlara ahlaki karakterler vererek onların şahıslarına bazı olumsuz insan karakterlerini tenkit etmiştir. Burada daha çok öge var arkadaşlar. Ee, hiç bakmadım yani. 4 tane 5 tane var. 4'e geldim. La Fontaine'in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı vardır. Buraya dikkat edin şimdi arkadaşlar. Ben şimdi biri görünce, özne yüklemi görünce bir hissediyorum. Yani az ögelere bakıyorum. La Fontaine'in canlı, hızlı, incelik ve nükte dolu bir anlatımı Buraya kadar özlem vardır yüklem. Burası da 2 oldu. 5'e ee, geliyorum. Aslan, kurt, tilki, eşek ve horoz eserlerinde sık sık bahsettiği hayvanlardır. Ha, arkadaşlar hayvanlardır. Ee, aslan, kurt, tilki, eşek ve horoz eserlerinde en sık bahsettiği hayvanlardır. Yani şuraya kadar özne eserlerinde en sık bahsettiği hayvanlardır. Yüklem yani burada da iki tane var arkadaşlar. Burada bir, dört ve beş. Öge sayısı arkadaşlar yalnızca iki tane. Ama diğerlerini arkadaşlar 2'den fazla, 3 e, tane, 4 tane vesaire bakmamıza gerek kalmadı. Ben azlardan cevabı buldum. E, soru 10 altı çizili sözün yazımı yanlıştır diyor. Arkeolog doğru, kuaför doğru, traktör doğru, antrenman doğru, var derken arkadaşlar konservatuar değil, tu var. Yani cevap Edirne olacak. Soru 11 e, boş bırakılan yel, pardon noktalama işaretinden hangisi yanlış kullanmıştır diyor arkadaşlar. Burada e, sevincimi yapmacık bir öfkeyle e, saklamaya çalışarak e, iki nokta var burada. Birazdan değerlendireceğim. Ba, e, tırnak var. Baban gelinceye kadar sana bir daha gezinti falan yok. Seni gidi afacan kız. Seni derken. Buralar doğru arkadaşlar. Bir daha kapının eşiğinden dışarı adımını attırmayacağım dedim. E, Yerinden fırlayarak koştu sevinç e, sevinçle yanına yağdı diyor. Arkadaşlar burada virgüller doğru, ünlem doğru, tırnak doğru. Şimdi e, burada e, iki nokta ile ilgili bir yanlışlık var arkadaşlar. Neden derseniz artık e, alıntı cümlelerin önünde direkt iki nokta kullanmıyor. Eskiden belki vardı ama bunlar yavaş yavaş arkadaşlar değişmeye başladı. E, biraz daha net şöyle bir şey olması lazım. Yani alıntı burada alıntı yok. Kendi cümlesi var bir. Artı ile şunu söyledi, şöyle söyledi, şunu belirtti gibi bir açıklama üzerinden devamında cümle varsa iki nokta kullanılabiliyor. Burada zaten kendi cümlesini aktarmış. iki noktaya gerek yok arkadaşlar. Sorun o ki bir yazım yanlışı vardır demiş arkadaşlar. Burada Çin kaynakları doğru, Altay Dağları doğru, Türkler doğru, Kuzeybatı Asya sahası derken doğru. Ana yurt kelimesi ayrı yazılacak cevap edelim arkadaşlar. Soru 13. Bu parçada anlatılanlardan yola çıkılarak beden dili ile ilgili olarak hangisi söylenebilir? denmiş arkadaşlar. Hemen bakalım. bilim adamları ces ve mimiklerin iletişimde sözden çok daha etkili olduğunu söylüyorlar. İletişimlerimizde söylediğimiz şeyler kadar söylemediğimiz şeyler de çok önemlidir. Hatta belki de biraz daha fazla önemlidir. Konuşurken duygu ve düşüncelerimizin farklı şeyler söyleden farklı şeyler söyleyebiliriz ancak Konuşmadığımız zamanlarda beden dilimiz konuşmaya devam eder. Gözlerimiz, beden duruşumuz, mimik ve jestlerimiz, kol ve bacak hareketlerimiz, oturma biçimimizde birçok mesaj veririz. Sözlü mesajlar daha çok düşüncelerimizi yansıtırken sözsüz mesajlarımız ise iç dünyamıza ilgilidir. Duygu ve düşüncelerimizi daha gerçekçi yansıtır. Gelişmiş ülkelerde, tiyatrolarda, güvenlik kurumlarında hatta özel şirketlerde beden dili dersleri alınmaktadır. Yani burada beden dilinin normal konuşma kadar etkili olduğu hatta da ondan daha etkili olduğu söylenebilirmiş gibi bir ifade var arkadaşlar. Buradan hareketle e, ne söylenebilir denmiş? İnsanların iç dünyalarını davranışlarından çözümleme olanağı tanımaktadır diyor arkadaşlar. Yani burada e, cevabımız Adana olacak. Sadece sözlerden belki tanımıyoruz ama onun jestlerine, mimiklerine hal ve hareketlerine bakarak onun aslında iş dünyasını işte mutlu, mutsuz vesaire anlayabiliyoruz. Diğer şıklara bakmaya gerek yok arkadaşlar. Bunun cevabı net bir şekilde edir nedir zaten. Ee, hemen 14'e geçiyorum. Parçada parantezle belirtilen yerlere e, hangisinde verilen notlama işaretleri sırasıyla gelmelidir diyor arkadaşlar. Baktığımızda kentler şöyle hızlıca baktım. Cümle bitmiş. İçinde bilgi yok. Baştaki özden sonra bilgi gelebilir arkadaşlar. Mesela şu şık gitti. Antik çağdan modern toplumlara kadar e, kentler özgürlükleri ve insan yaratıcılığının toplumsal mekanları olmuşlardır. E, tarihsel olarak e, farklı dönemlerde farklı kültürlerde bir farklı toplumlarda ilerlemenin alanlarını oluşturmuş nokta 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 e, olmuşlardır. İçinde virgül kullanılan sıralı cümlelerimizi neyle bağlıyoruz arkadaşlar? Noktalı virgülle. Bakın cümle devam ediyor değil mi? Noktalı virgül olacak burası da. E, dördüncüye geldik. Aslında Kent kavramının tanımı nedir demiş? Nedir? Soru işareti kesin. E, tek net yanıt bulmak güçtür demiş. Nokta. Arkadaşlar burası Adana. Burada noktalı virgül’e dikkat etmek lazım. Özellikle içinde virgül varsa iki cümleyi sıralı cümleyi biz neyle bağlıyoruz? Noktalı virgülle bağlıyoruz arkadaşlar. Hemen 15'e bakalım. Ee, ne diyor? Romanla şiir arasındaki fark aşağıdakilerin hangisinde en doğru biçimde dile getirilmiştir? Önce metni mi okuyalım. Edebi metinlerden beklentileri karşılanmadığında okur kitabı herhangi bir noktasında bırakma seçeneği ve özgürlüğüne sahiptir. Kötü kurgulanmış, karakterleri uygunlaşmamış, özensiz kaleme alınmış, omurgasız, omurgası kırık, Olay örgüsü kendi çekim alanını yaratamamış, dil işçiliğinde önemli eksikleri olan metinleri okumak için hayat çok kısa değil mi? Umberto Eco, genç bir romancının itirafları isimli eserinde, roman için konuya hakim ol, sözcükler arkasından gelir der. Bu kuralın şimdi de tam tersi olarak işlendiğini de ekler. Söz, e, şehirde pardon, tam tersi olarak işlediğini ekler. sözcükleri hakim ol, konu arkadan gelir. Kuşkusuz bu kurmaca eseri çekici ve okunu kılan, farklı unsurlarda vardır demiş. Şimdi burada en doğru biçimde ifade demiş arkadaşlar. En doğru biçimde ifade de D şıkkına bakmanızı istiyorum arkadaşlar. Romanda içerik üslubu biçimlendiriyor. Dikkat edin arkadaşlar. Ee, burada şiirde tam tersi. Pardon romanda konuya hakim ol. Yani içeriye hakim ol. Üslup arkadan gelir. Ama şiirde ise tam tersi diyor arkadaşlar. O zaman romanda içerik üslubu biçimlendirirken şiirde üslup yani dil içeriği biçimlendirir. En doğru ve net birleştirilmiş hali arkadaşlar e, denizli oluyor. Cevap arkadaşlar belli net. Soru 16. Ayrı açındaki ses olayı yoktur demiş arkadaşlar. A'da ünlü düşmesi demiş. Şehrin şehrin doğru. B'de ünlü araması demiş. İzliyor izliyor doğru. C'de ünsüz benzeşmesi yani sertleşme demiş arkadaşlar. İki sert ünsüz var mı arkadaşlar burada? Yok ki sertleşmiş olsun beklesin. Ünsüz düşmesi diyor arkadaşlar burada. Küçük küçülmek var. Ünsüz yumuşaması diyor. Acıkmadım kelimesinin kökü nedir arkadaşlar? Aç tok var ya. Tok tokun zıttı aç. A çıkmak. Yani burada bir yumuşama var. Onun için cevap net bir şekilde Ceyhan oluyor arkadaşlar. 17. soru yine bir arkadaşlar anlam sorusu e, verilenlerden hangileri iyi bir çocuk kitabında yer almaz demiş arkadaşlar hemen bakıyoruz bir çocuk kitabına yazar kesinlikle otoriter bir didaktiklik içeren yönlendirici bir tavır takınmamalı okuyucuların algılarına sınırlar koymamalıdır yazar her şeyi çok iyi bilen e, çok iyi yapan bir yetişkin edasına bürünmemeli Çocuğu küçümseyen, ona küçük insan olarak bakan bir anlayışa sahip olmalı. Aksine okurla beraber meraklanan, idrak eden, sevinen, üzülen bir anlatımı benimsemelidir. Yazar ifadelerinde net olmalı. Yanlış anlamalara kapalı ifadeleri yer vermemeli. Kafasında vermeyi düşündüğü şey ile metnin iletisi net biçimde örtüşmeli. Çocuk kitaplarının konusu, kurgusu, çocuk gerçekliği ve çocuğun ihtiyaçları yaşı hesaba katılarak verilmeli. Hemen arkadaşlar yer almayan bilgiye bakacağım. Burada e, yetişkinlerin dünyasına da seslenmek diyor arkadaşlar. Yetişkinlerin dünyasına seslenmekten bahsetmiyor. Beklesin. Baskıcı bir ölçülük taşımamak. Evet bunu söyledi. Çocuğu kendi konumunda değerlendirmek. Evet yaşa göre bakmak lazım. Açık anlaşılır bir dil kullanmak. Kapalı ifadene kaçırmak söylendi. Evrensel niteliklere sahip olmak. Arkadaşlar bundan bahsetmedi. 1 ila 5 cevap olacak arkadaşlar. Ee, hemen devam ediyoruz. Soru 18. Bir dil bilgi sorusu gördüğünüz gibi. Hangisi yanlışı demiş. Bir de tamlayan eki tamlayan ekinden önce gelmiştir arkadaşlar. İyelik eki pardon, tamlayan ekinden önce gelmiş. Ülkemiz iyelik. Ülkemizin ağacı derken doğru arkadaşlar. E ee, bunu diyorum. İki de ayrılma durumu eki tamlayan ekinden önce gelmiştir diyor. Ee, pardon. Ayrılma durumu eki tamlayan eki görevindedir diyor. Ayrıma durumu 2'den tam ne ki indir. Hemen kaldıralım bunu. Türlerinden biri yerine türlerinin biri olup diyor. Evet doğru. E, 3'te r 2 sıfat fiil eki diyor. Bakalım. Sürdürülebilir bir ormancılık derken. Evet sıfat da yapmış gördüğünüz gibi sıfat fiil doğru. Fiilden türemiş. Aynı zamanda d'de 4'te fiilden isim yapma ki vardır diyor. Arkadaşlar fayda kelimesinin kökü zaten faydadır. S'ye kaynaştırma I iyeliktir. Burada yapmak yok. Cevap net bir şekilde deniz arkadaşlar. Soru 19. Yine bir dil bilgi sorusu arkadaşlar. Ee, diyor ki e, yanlış olan bilgi sorulmuş. Bir de birden fazla yan cümleci olan girişik birleşimleri diyor. Birden fazla yan cümle için birden fazla fiilimsi arayın arkadaşlar. Bakıyorum. Boş kalan diyor. Taşıyan diyor. Arkadaşlar fiilim sayısı iki tane artı tek yüklem var. Giriş birleşimle doğrudur. 2'ye geldim. Pekiştirme anlamı olan bir ikileme adlaşma sıfattır diyor. 2'de pekiştirme anlamı olan ikileme renkli mi renkli mahalle derken burada adlaşma sıfatı nitelemiştir diyor ama mahalle kelimesi arkadaşlar adlaşma sıfat değildir. Cevap net bir şekilde bursa ama diğer şıklara hemen bakalım. 3'te ee, yüklem geçti bir etkendir diyor. Hemen bakıyorum. Ee, arkadaşlar katıyor. Evet etken artı onu katmak geçti arkadaşlar. Nesne alabiliyor. Doğru. 4-3 ee, ögele bir cümledir diyor. Kendin tam merkezindeki e, kas e, kaleye iki noktadan girebilmek. Arkadaşlar doğru. 3 öge var. Doğru sövücü zarf görevinde bir edat grubu oluşturmuştur diyor. Arkadaşlar e, denize doğru inmek, nereye inmek, yön zarfı oluyor arkadaşlar. Doğru. Yani burada net bir şekilde cevabımız belli. Soru 20. E, altı çizili sözde edip severle ilgili anlatılmak istenen hangisidir denmiş arkadaşlar. Burada e, şöyle bakalım. Bir kere canseverin o günlerde girişilen sivil topluma mal etme çabası içinde bile sanatın onurunu koruduğunu görüyoruz diyor. Arkadaşlar bunun cevabı e, deniz olacak. E, şöyle ki şöyle ki arkadaşlar Pardon. Bursa olacak. Çünkü sanatın onurunu korumak derken sanattan beklenilen şeylerden ödün vermemek demektir arkadaşlar. Çünkü sanattan ne bekleriz mesela? Adam şiirden bahsediyor. E şiirin estetik anlamda unsurlarından ödün vermemek. Yani zaten metinde biraz topluma mal etme çabası içinde ee, bile diyor. Yani insanlar şiirden toplumsal bir mesaj beklediği bir dönem ve çaba içinde bile o estetik e, özelliklerinden ödün vermediğinden bahsediyor arkadaşlar burada Bursa olacak cevabımız net bir şekilde e, 21'e geldik arkadaşlar yine hangisi çıkarılabilir demiş şimdilerde önemli edebi yapıtlar e, TV ya da sinemaya aktarılarak izleyiciye sunuluyor. dizi ya da filmleri izleyerek yazarlar ve romanlar hakkında kanal sahibi olunabilir mi Elbette hayır ne gerek var yüzdece faydalı faydalılık romanları ağır cümleleri sıkıca tasvirleri okumaya, filmini dizisini izler ya da çizgilerine göz atarsınız olur biter. Anlayışı belki hız çağına uygun ama okuma zevkini geliştirmek, o yazdaları bir romanları tanımak, kavramak için olmaz. Çünkü bir romana edebi değeri veren şey hikayesinin ne anlattığı değil, hikayelerinin yan temaların, temalarla nasıl zenginleştiği, karakterlerin etek nasıl büründüğü, Toplumsal hayatın bu karakterleri ve olayların gelişimi nasıl etkilediği, nasıl bir atmosfer yaratıldığı ve yazarın bütün bunları nasıl bir dil ve üslupla aktardığı sorular etrafında cevaplanabilir. Yani burada bir romanla arkadaşlar her şeyden önce e, bir sinema veya televizyona uyarlanmasıyla e, gerçek anlamda anlaşılamayacağından bahsediyor arkadaşlar. Hangisi çıkarılabilir demiş. 21'in arkadaşlar cevabı denizli olacak. Dikkat edelim. Sinemaya aktarılan bir yapıt. Sinemada kitap halindeki DNA ve etki gücünü koruyamaz diyor. Çünkü biz onu oku, okumalıyız. Diğer yan karakterleri bilmeniz, olayları bilmeniz, hangi atmosferde yazıldığını bilmeniz gibi arkadaşlar uzun uzadıya bahsetti. Cevap net bir şekilde denizli. 22 arkadaşlar. Burada özellikle ne demiş arkadaşlar? Verilen iki numaralı cümle ile ilgili hangisi söylenebilir diyor. Önce bir ve 2'yi bir okumamız lazım yapılan araştırmalar deniz canlıların plastikleri organik gıdalardan ayıramadığını ortaya koymaktadır. İspanya sahillerinde her yıl binlerce deniz kaplumbağası soluk borularında meydana gelen plastik atık tıkanmasında dolayı ölmektedir. Bir de ortaya konan e, iddianın ikincisini örneklendirildiğini görüyoruz arkadaşlar. E, burada e, cevabımız arkadaşlar Bursa olacak. Niye derseniz birinci cümlede anlatılan durumun ortaya çıkardığı olumsuz bir sonuca değinmiştir. Yani bir anlamda Orayı örneklendiren, ispat eden bir bilgi var Bursa şıkkında arkadaşlar. Peki, soru 23. Ee, öfkeyi kontrol etmek için diyor. Öfkeyi kontrol etmek için izlenmesi gereken en önemli yöntem demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Engellendiğimizde, hayal kırıklığına uğradığımızda, fiziksel olarak zarar gördüğümüzde ya da felaketle karşılaştığımızda öfkeleniriz. Böyle bir durumda genelde öfkemizi bastırır ya da çeşitli yollarla dinleme yoluna gideriz. Ancak öfkeyi bastırmak öfkenin olumsuz etkisini gidermek değildir. Sadece başka bir zamanla yeterlemektir. Öfkeyi bastırdığımızda öfke bizim kontrolümüzden çıkar ve sürpriz bir zamanda patlamaya yol açarak bizi esir alabilir. Kimi zamanda öfkeye yol açan uyarıcılardan uzaklaşarak öfkelerimizi dindirebiliriz. Ancak öfkenin kaynağını öfke oluşturan durumları ortadan kaldırmadığımız için öfkeyi yine bir süreli kontrol altına almış oluruz. Öfke kontrolünde en etkili yöntem bakın burası önemli. En etkili yöntem ise bizi öfkelendiren kişi ya da durumları anlamaya çalışmak. Öfkeyi oluşturan durumları kimseye saldırmadan, kimseyi kırmadan, yıkmadan ama içimizde de atmadan ifade etmektir diyor arkadaşlar. Burada bunun cevabı arkadaşlar Edirne olacak. Niye derseniz Öfkeye neden olan durumları doğru biçimde dile getirmek. Yani kimseyi kırmadan, yıkmadan ama içimize de atmadan ifade etmek demişti arkadaşlar. Burada net bir şekilde edin oluyor cevabımız. Soru 24. Parça ikiye bölünmek istendiğinde hangisiyle başlaması uygun olur demiş arkadaşlar. Hemen bakalım. Bizler 50 kuşağı öykücüler olarak kalemi elimize aldığımızda dilimize sarıldık ve dile büyük önem verdik dile hem güzel dili hem güzel kullandık hem de dile yeni anlatım olanakları, yeni söyleyişleri kazandırdık. Günümüzün yazarlarının dile karşı takındığı lakay tavrının sene yani yine kendilerinden bahsediyor. Dilimize geliş, dilimizi geliştirmekten her zaman övünç duyduk. Günümüz genç yazarlarında yazarlarında Türkçeye karşı bir sevgi ve saygı eksikliği var. Bir defa buraya kadar arkadaşlar kendi döneminden, kendi kuşağından ve dile bakışlarından bahsedilmişti arkadaşlar. Burada ise günümüz gençlerinin Türkçe'ye bakışından bahsetmiş. Dolayısıyla arkadaşlar devamına bakarsak toplumun içinde bulunduğu yozlaşmadan her şeyi ve herkes gibi bu gençlerde diyor bakın zaten 5 4'ün devamı artık. Sonra bu durum diyor bakın 6 5'in devamı. Yani burada bölünebilecekse en uygun yer 4'tür yani Bursa arkadaşlar. 25'e bakıyorum. Parçada söz edilen alerji türü ile ilgili hangisine ulaşılamaz demiş arkadaşlar. Önce bu metni bir okuyalım. Son yıllarda başta Amerika ve Avustralya olmak üzere dünyanın çeşitli yer, yerlerinde görmeye başlayan ezber bozan cinsten bir alerji türü tıp dünyasındaki gündeme gelmeye başladı. Bu alerjiyi en ilginç yapan şey bazı kene türlerinin ısırması sonucu oluşması. Kenelerde ya da başka eklem bacaklarla taşınan ve bulaştırılan enfeksiyon hastalıkları, duymaya alışkınız. Ancak bu alerjinin kendinden bulaşması kulağa hayli tuhaf geliyor. alfa gal sendom, sendromu olarak adlandırılan alerji çoğunlukla hastanın kırmızı et yemesinden saatler sonra ortaya çıkan şiddetli bir alerjik reaksiyonla kendini gösteriyor. Hem alerjinin kene tarafından bulaştırılması hem de alerjik reaksiyonun alerjene maruz kalınmasından saatler sonra ortaya çıkması sıra dışı durumlar olduğu için Özellikle alerjinin yeni rastlandığı ve duyulup bilinmediği yerlerde teşhise zor olabiliyor diyor. Arkadaşlar burada ulaşılamayacak olan e, şık sorulmuş. Hemen baktığımızda e, bulaşıcı olma özelliği gösterdiğine zaten bir eklem bacaklı falan söylüyor arkadaşlar. Tedavi yöntemlerinin yetersiz olduğuna. Tedavi yöntemini arkadaşlar gelinemedi. Bu beklesin. Tanı koymada güçlük çekmek. Evet teşhis sormuş. Sonda söylüyor belirtisini hemen göstermediğine saatler sonra ortaya çıkıyor. Zamanla yaygınlık kazandığını arkadaşlar. bunu yine bir yerlerde söylemişti. Burada tedavi yöntemlerinin yetersiz kaldığından arkadaşlar bahsedilmiyor. Yani burada teşhiste bir sorun var. Ama tedavi, yapılan tedavilerin yetersiz kaldığına dair herhangi bir bilgi geçmiyor. Onun için cevabımız net bir şekilde Bursa'dır arkadaşlar. Soru 26. Hangisi yoktur demiş arkadaşlar türemi sıfat diyor mesela gelişmiş ülke derken gelmek gelişmek falan doğru Belgisiz zamir demiş arkadaşlar biri kesinlikle zamir basit isim diyor mesela kamu var ülke var eliyorum belirtme durum ekidi şey iyidir arkadaşlar şöyle bakıyorum sadece bir yerde iyi var ama hak ettiği on hak ettiği bu aitlik ekidir. Ama isim tanıması mesela Türkiye'nin gündemi var. Hemen şurada sırıtıyor. Belirtili. Kamu yararı var belirtisi mesela. Onun için burada Halek eki olan e, iyi yoktur diyoruz. Soru 27 arkadaşlar. E, Hangisinde değinilmemiştir diyor. Hemen bakalım. <laughs> Ülkemiz deniz ekosisteminde çok sayıda canlı grubu var. Deniz bitkileri de bunlardan biri deniz ekosisteminde her ne kadar hayvanlar kadar popüler olmasalar da ekosistemin işleyiş açısından çok önemliler. Deniz bitkileri kara bitkilerinde olduğu gibi çeksiz ve çiçekli olarak iki gruba ayrılır. Çeksiz bitkiler yosunlar ve arklar oluştururken çiçekli bitkileri deniz çayıları ve erişteler oluşturur. Deniz bitkileri fotosentez yoluyla kendi besinden üretir. Böylece besin zincirinin ilk halkasını oluşturarak başka canlılara besin sağlarlar. Bunun yanında büyük boyutlu olanlar öteki canlılara barıma ve üreme için yaşam alanı oluşturur. Eczacılık, tıp, kozmetik, gıda gibi alanlarda kullanılan bu bitkiler derinliği 40 metrekare metreye kadar olan yerlerde bulunur. Yaşam alanı olarak tutunabileceği yumuşak, kumlu ve çambulu zeminleri seçer. Bu gibi zeminler başka deniz canlılarınca sürekli kullanmayan, erozyona uğrayan ve değişkenlerin çok olduğu yerlerdir diyor. Şimdi burada ee, değinmeyen şık sorulmuş arkadaşlar. Baktığımızda farklı alanlarda ham, ham madde olarak kullanıldığına, evet kozmetik falan filan dedi. Doğal denge açısından önemli olduğuna, evet besin kaynağı oluşturuyor arkadaşlar. Hangi türlere ayrıldığına, e, burada mesela e, iki grup ayrılır falan demişti arkadaşlar. Sonra bulunduğu yere göre fiziksel özelliklerinin değiştiğine, yani bu, bu varlıkların, e, deniz bitkilerinin fiziklerin değiştiğine dair bir bilgi yok beklesin. Denizin hangi bölgelerinde oluşuyor arkadaşlar? Kumlu ve çamurlu zeminleri seçer diyor. Bu var. Yani net bir şekilde denizde. Soru 28. Hangilerin türü birbirinden farklı demiş arkadaşlar. Şimdi burada çok iyi derken iyi analiz sıfat ne kadar iyi çok iyi zarftır. Miktar zarfı yani zarf diyorum. Bunu gözlemlemek arkadaşlar bunu zamirdir. Nasıl gelmek nasıl daha komik gelmek yani bu da zarftır komik gelir bu derken zamir. E, ee, sonra onu derken zamir. Hiçbir şekil derken de nedir arkadaşlar sıfattır. Burada şıklara bakarak arkadaşlar gitmek lazım. Mesela 1 ila 3 demiş. Zarf ikisi doğru. 2 ila 4 demiş. 2, 4 ikisi de zamir doğru. 2 ila 5 demiş arkadaşlar. Zamir o da zamir doğru. 4 ila 5 demiş. 4 arkadaşlar zamir de. 5 de zamir evet doğru. Ee, ve Hemen 4 ile 6'ya geliyorum. 4 de zamirdi ama 6 da sıfat. Yani cevap Edirne arkadaşlar. Evet diğer sorumuza geçiyorum. Soru 29 arkadaşlar. Bu parçanın başına düşünce nakışına göre hangisinin getirilmesi en uygundur demiş arkadaşlar. Hemen bakıyorum. Kendisine kitap okunan çocuk alternatif bir dünyayı muhtemel hayatları yakından görme şansına sahip, sahip olur. Yani kendi buradan ve bu andaki durumundan çıkıp farklı bir dünyalara girebilir ve bu dünyadaki yaşananları kendi yaşıyormuş gibi hissedebilir. Arkadaşlar burada başka dünyayı tanımak kendisini orada hissetmek onlar gibi düşünmek biraz bize ne hatırlatıyor? Empatiyi hatırlıyor, hatırlatıyor. Empati kurmayı hatırlatıyor. Bunun cevabı da arkadaşlar e, nerede geçiyor? C şıkkında geçiyor. Eğer bu metnin başında şu olsaydı, kitap okumanın sıklığı. Çocukların empati kurma yetisi kazanmalarına katkıda bulunmaktadır diyor. Ve devamında bunun açıklaması olacaktı. Yani C net arkadaşlar burada. Soru 30. Arkadaşlar e, karşılaştırmaya yer verilmiştir diye sorulmuş. Burada e, B şıkkına dikkat edelim. Çoğu zaman büyükler için değersiz olan boş ambalaj kutuları, inşaat artıkları, dükkan ve tamirhane süprüntüleri çocuklar için çok ilgi çekici bir oyun malzemesine dönüşebilir diyor. Yani bizim için e, bazı büyükler için e, önemsiz görülen bazı şeyler çocuklar için önemli görülebilirmiş. Onun için burada net bir şekilde cevaba bursa diyoruz. 31 arkadaşlar. Düşüncenin akışına göre hangisi getirilmeli demiş arkadaşlar. Burada hemen metni bir okumamızda yara var. İyi yazarlar bir dergide toplanılarsa o dergi iyi dergi olur. Bunu gerçekleştirecek iyi yazarlar bir araya getirecek olan da para parayı çeker örneğinde olduğu gibi editörlerdir. Bunu başlayan dergiler önceleri bu nitelikli yazarların bir araya geldiği arkadaş ortamı kimliğine bürünür. Böylelikle aynı mekanda arkadaş topluluğunun bir faaliyeti olarak var olurlar diyor arkadaşlar. Burada Adana yemen getirelim. Dikkat edin şimdi. Ee, ancak kendi içinde birleşmenin ha, Editörler bir araya getiriyordu arkadaşlar Yukarıda söylemişti Ancak kendi içinde birleşmenin mekanı olan bu dergiler Sonraları dışarıdan ayrışmanın Odağı olmaya başlar Çünkü bu birleşim ister istemez diğer dergilerle Bu dergiler arası, e, ve yazarlar arasında Bir mesafe oluşturuyor. Yani e, ayrışmanın odağı olmaya başlar Demişti Arkadaşlar cevap Adana oluyor net bir şekilde ee, Hemen 32'ye geçiyorum bir dilik sorusu var gördüğünüz gibi arkadaşlar. Bu parçaya göre hangisinde hem adlaşma sıfat hem de adlaşma sıfat fiil vardır diyor arkadaşlar. Burada yukarı okumamıza gerek yok. Ee, şöyle akıllı adlaşmış sıfat var. Deli var ama adlaşma sıfat fiil yok. Yani anası mezar dikecekmiş eki alan bir sıfat fiil de adlaşması gerekiyormuş. Bu olmaz. B'de acıkmış ve kudurmuş. Acıkmış insan kudurmuş insan. Burada iki tane adlaşmış sıfat fiil var. Ama burası yok mesela. Bu C'de tok ve aç. Adlaşmış sıfat var. Sıfat fiil yok. Ama D şıkkında topalla gezen derken topal insan adlaşmış sıfattır. Topalla gezen insan dememiş. An en sıfat fiil var. Gezen insan dememiş. Yani hem adlaşmış sıfat var hem de adlaşmış sıfat fiil var. Yandaki isimler düşmüş. Cevap denizli olacak. Soru 33 Cümlenin diyor numaralanmış yerlerden hangisine getirilmesi uygun olur demiş arkadaşlar. Şimdi burada ne diyor önce bakalım. Çünkü nitelikli bir yazarın yazma gerekçesi her durumda bir duyuş, hissediş olarak hayata dair bir tavır almak, ona sanat yoluyla müdahale, müdahale etmek olmuştur diyor. Burada <laughs> metni okuyalım arkadaşlar hemen. Roman karakterini oluşturmak sözcükler aracılığıyla bir fig bir figüre beden ve ruh vermektir. Romancı bu karakterlere bir yaşam kazandırarak onları yaşamın ayrılmaz bir parçası haline getirir. Böylece yapıtın yaşama bakan penceresini açık tutma çabası içinde olur. Bunlar hep devam arkadaşlar benim. Yazar bu süreçte diyor devam ediyor hala. Zihnindeki bildik tamamlanmış bir kişiliği aslında metnine yansıtır. Oluşturduğu kahramanı temsil edecek özelliklerin altını çizmeye çalışır ve onu seslendirir. Pek çok yazar için karakter oluşturmak sadece bir hayatın aktarılması değil. Aynı zamanda hayatın atlanan bir yanına dikkat çekme girişimidir. Hemen dikkat edin arkadaşlar. Çünkü nitelikli bir yazarın yazma gerekçesi her durumda bir duyuş, hissediş olarak hayata dair bir tavır almak, onu sanat yoluyla müdahale, et, e, müdahale etmek olmuştur. Bizde iz bırakan eserlere baktığımızda bu gerçekliği net bir şekilde görürüz. Yani şuradaki gerekçe aslında buradaki arkadaşlar nedir? Bir tespittir. Onun için bunun cevabı arkadaşlar ee, ne olacakmış Edirne olacak gördüğünüz gibi arkadaşlar peki hemen 34'e geçiyoruz ee, burada diyor ki cümlelerin hangileri anlamca birbirine en yakınlı demiş arkadaşlar bu sorularda şıklardan gitmekte yarar var arkadaşlar hızlı bir şekilde deneme yaparsanız daha sağlıklı ve net çözersiniz burada e, bunun cevabı arkadaşlar 1 2 olabilir mi? bakalım bir sanatçı okulların çevresinde gördüğü olaylara alışılmışın dışında bir duyarlılıkla bakmasını sağlayabiliyorsa yetkin sanatçı kimliğine kadar. Yani okuyucu değişiklik yapmaktan bahsediyor arkadaşlar. İkiye bakalım. Sanatçı yapıtlarıyla insanları tek düze bir yaşantının sıkıntılarından kurtarmalı. Ee, ve arkadaşlar ne diyor? Ee, Onları renkli hayat, hayal alemlerinde soruklanmaları sağlamalı diyor. Belki yakın düşünebilir. Bir beşe bakıyorum. Ne diyor 5'te arkadaşlar? Ortaya koyduğu ürünlerle İnsanlarda bir farkındalık oluşturamayan sanatçının başarılı olamayacağı hiçbir zaman unutulmamadır. Burada yetkin sanatçının e, yetki sanatçı olmasındaki şartı neydi arkadaşlar? Okurların çevresinde gördüğü olaylara alışılmışın dışında bir duyarlılık yani farkındalık oluşturmak. Yani burada arkadaşlar Bursa net bir şekilde cevap oluyor gördüğünüz gibi. Hemen 35-36'ya bakıyoruz. Metne bir bakalım hemen. <laughs> Metni okuduğumuzda diğer türlerle olduğu gibi efsanelerin de kendinden özgü kuruluş kuralları vardır. Her toplum bünyesinde farklı şekilde de yer alan yaşam anlayışı ve inanç sistemleri efsanelerin yapısını şekillendiren en başa dögelerdir. Ayrıca efsanelerin gerçek yaşam olan bağını hissettirmesi yapısına var olan inancılık özelliği ondaki olağanüstülükleri ortaya koyar. Örter pardon. Dış yapılar açısından incelendiğinde ise belirli bir yapıları yoktur. Anlatırken dile dikkat etmek gerekir. Üstüne dikkat etmek gerekiyormuş. Günü konuşmaya girmiş sözcüklerden kaçınmak, geleneksel anlatım biçimine uymak, şiirli bir dil kullanmak gerekir. Diyor arkadaşlar. Burada hemen 35'e baktığımızda bu bu parçaya göre efsanelerin biçimlenmesinde en önemli etken diyor arkadaşlar burada ee, en önemli etken neresi olabilir? Hemen bakalım. Estetik şiirli bir yapıya sahip olma. Bu değil arkadaşlar e, toplumun yaşamına yaşama bakış açıları ve dini inançları diyor arkadaşlar. Burada e, dikkat ederseniz en başat öge neymiş en başat önde öge söylüyor burada toplum inanç sistemi yani dünya bakış açısı ve dini inanışları arkadaşlar. Burada cevap burası olacak. 36'ya baktığım zaman hangisi değinmemiş diyor arkadaşlar yazısal bir söyle işte anlatılması gerektiğini hakkında anlatıldığını bu zaten var burada gördüğünüz gibi e, bunu ne diyoruz daha çok dini konuda oluşturulduğuna diyor arkadaşlar e, daha çok dini olduğunu söylemiyor dinlen beslendiri belki söylemiş olabilir ama e, böyle bir sınır yok e, sonra gerçeklik yönün ağır bastığını arkadaşlar e, olağanüstü yönü örten inanılacak özelliği kuvvetli arkadaşlar bilgiler olduğunu zaten söylemişti burada bunu e, eriyoruz. Toplumları şekillendiren bir yapıları olduğuna, toplumları şekillendirmekten ziyade toplumsal e, etkiyle şekillendiğinden bahsediyor. Tam tersi arkadaşlar burada. Onun için 36'ya denizi diyoruz arkadaşlar ve hemen geçiyoruz. E, kalan sorularımızı hızlıca bitirelim. 37-38 e, Arkadaşlar burada iki tane metin verilmiş ve bu metinlerin e, den hareketli de sorularımızı çözeceğiz. Ben metni hemen hızlıca okuyorum. Binlerce yıldır bilim insanları suyun tadı olmadığını iddia etmişlerdir. Onlara göre suyun tadı diğer tatlar için bir temeldir, bir başlangıç noktasıdır. Bir referansı suyun dilimizdeki etkisi, karanlığın gözümüzdeki sessizliğin kulağımızdaki etkisi gibidir. Ayrıca doğa bir madde olarak olan su tatsızdır. Ona göre su sadece diğer tatlar gibi bir araçtır. Hatta daha sonraki yıllarda suyun tatsız olduğu ama sudan önce tattığımız yiyeceklerin etkisiyle suyun tadının değişiklik hissedildiği düşüncesi savunmuştur diyor. Yani bir de su tatsızdır, saftır gibi bir şey var arkadaşlar. İkinci metne geçiyorum. Günümüzde böceklerin ve amfibilerin suyunun tadını algılayabildiğini fark eden bilim insanları memelerin de benzer bir algıya sahip olabileceğini düşünmeye başladı. 2017 yılında farelerin dilinde suyu algılayan tat alma hücrelerini bulmak için gerçekleştiren bir dizi deney, suyun tadı ve ağzımıza algılanması ile ilgili düğümü çözmek üzere olduğumuzu gösteriyor. Deney sonucunda asitliği algılayan ekşi reseptör hücrelerinin su varken uyarıldığını fark edildi diyor arkadaşlar. Burada hangisi önemli demiş arkadaşlar. Şimdi baktığımızda ikinci parçada birinci parçada öne sürülen olgunun olumlu tarafı. Olumlu olumsuz değerlendirme yok burada. Ee, birinci parçada ele alınan düşünce ikinci parçada örneklerle somutlaştırılmıştır diyor arkadaşlar. Şimdi burada ee, somutlaştırma olayı tam bir açıklaması diye bir şey yok arkadaşlar. Ama 3'e geldiğimizde dikkat edin şimdi birinci parçada söylenenlerle telişebilecek gelişmelere yer vermiştir diyor. Birinci metinde su tatsızdı arkadaşlar değil mi? Ama ikinci metinde suyun tadını algılayabildiğini fark eden bilim insanı diyor. Yani bazı böceklerin vesaire suyun tadının olduğunu arkadaşlar düşündüren bir takım vurgulara rastlandığını söylüyor. Onun için bunun cevabı C olacak arkadaşlar. Hemen 38'e bakalım söylenemez demiş. Tanık gösterme derken şurada ilk metinde var arkadaşlar. E, dil göndergesel işlevde kullanmıştır diyor. Öğretici metinlerde dil göndergesel işlevdedir arkadaşlar. Bunu da doğru alıyoruz. E, somutlamaya başvurmuştur diyor arkadaşlar. Somutlama burada var. E, ama ama ne diyor arkadaşlar. Burada devriş cümleleri yüklemin sonunda olmadığı cümle arayacağız. Ama arkadaşlar bu kadar cümle var, metin var. Ama hiçbirinde arkadaşlar devriş cümle yok. Onun için cevaba ne diyoruz? Edirne diyoruz. Peki son iki sorumuz kaldı arkadaşlar. Ne diyor burada? Eee, Değilmemiştir sorusu var. Bir de sözlü bir sorusu var. Hemen değerlendirelim. Bir yazar kitaplarına, dil işlerine, akıcı ve duru bir anlatıma... E kendine has metin sesi taşıyan üstü baş önem verir. Sabırlı ve dikkatli dil işçiliği yazarın öykülerine büyük bir değer ve zengini kazandırmaktadır. O dile yaklaşımıyla her sözcüğü, iğne oyası, işlercesine incelikli metne dokunmasıyla iyi yazarlarımız arasında en başta gelenlerden biridir. Yazar dilin süzülüp damıtıldığı anlamların metnin içerdiği katmanlarda yeni boyutlar kazandığı yaratıcı okumalar gerektiren öykü türünde yazmayı yeğledi. Geniş bir metinsel alana çok sayıda sözcükle yayılan anlatılardan uzak durdu. Yazarımız için öykü yazmak heyecanlı sürprizlerle dolu büyük bir yolculuk oldu her zaman. Bu sanatsal yap çabası sırasında yaşadığı çağı anlamaya çalışan yazar zamana çentik atmaktan geri kalmadı. Zamanla bu çentikler silikleşse de değerini hiçbir zaman kaybetmedi diyor. Şimdi arkadaşlar burada baktığımızda ee, anlaşılmasının çaba gerektirmediğine diyor. Tam aksine arkadaşlar burada ne var dikkat ederseniz böyle e, metni dokuyor. Anlamların e, metnin içeride katmanlarda yeni boyutlar kazandığı diyor arkadaşlar. Yani demek ki benim burada biraz katman katman anlam olduğuna göre arkadaşlar biraz anlama çabam gerekiyor yani. Ee, burada e, çaba gerektirmediğine diyor arkadaşlar. Oysa gerektiriyor. Bu beklesin. E, ee, bunun dışında az ve öz yazmayı tercih ettiğine diyor arkadaşlar. Burada az ve öz derken nerede arkadaşlar söylenmiş olabilir? Ee, dikkat edelim arkadaşlar. Her sözcü iğne oyası işlercesi incelikli, incelikle metne dokuma diyor arkadaşlar. Yani burada e, az yazıyor ama öz yazıyor. İncelikli anlamı ne yapıyor arkadaşlar? Giydiriyor anlamına geliyor. Evet, titiz ve özenli çalıştığına zaten iş incelik orada geçti. Özgün yönler burada zaten kendini has demişti arkadaşlar. Burada olmayacak olan tek arkadaşlar şıkkımız Adana. Çünkü anlama çabası gerektiriyor tam aksine arkadaşlar. Soru 40. Zamana çentik atmak. Arkadaşlar çentik atmak bir piknik alanına gidersiniz. Oraya adınız soyadınız yazarsınız ve 10 sene sonra gidersiniz. O ağaçta hala o çentik duruyordur. Değil mi? O zaman burada zamana çentik atmak biraz kalıcılık ile alakalı bir şeydir. Burada kalıcı kelimesinin geçtiği yer neresi arkadaşlar? Denizlidir ve burada bu anlam zaten geçtiği için arkadaşlar cevap oluyor. Peki arkadaşlar yine uzun bir e, soru çözümümüz oldu. Özellikle metinler uzundu. E, yine sesinde belki düşme olmuş olabilir e, arkadaşlar bu konuda e, idare etmenizi isterim. E, bir sonraki videoda yine görüşmek üzere. Çalışmalarınızda kolaylıklar diliyorum arkadaşlar. Sayfama abone olursanız sevinirim. Görüşmek üzere.